Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Narin olayı diyoruz. İçimizi yaktı. Türkiye'yi yaktı. Ve son nokta geldi. Narin olayında çok büyük bir itiraf geldi. Buyurun haberimize geçelim. Çok kötü bir şekilde hayattan koparılan Narin Güran'ın tutuklu olmayan ağabeyi Baran Güran, sosyal medya paylaşımlarını silmesinin ardından Duruşmaya Günler Kala ilk kez sessizliğini bozdu. Narin'in abisi Baran Güran, sosyal medyadan tutuklu ailesi için yaptığı paylaşımları silmiş ve dikkat çekmişti. Duruşmaya Sayılı Günler Kala sessizliğini bozan Baran Güran, ilk kez Neler Oluyor Hayatta programına konuştu ve Narin'i kim hayattan kopardı sorusuna yanıt bulamayan A.B. Güran anne Yüksel ve kardeşi Enes'i savundu. Asla bu işi işlemeyeceklerini söyledi ve hedefindeki isim en büyük şüphe duyduğu kişi Nevzat Bahtiyar'dı. Baran Güran'a annesinin gizlice kan aldırdığı iddiaları da soruldu. Güran, Siverek'ten gelen iki kişinin anneden böyle kan alınırsa Narin'i bulabileceklerini söylediğini ve onların da bana inanıp jandarmaya aradıklarını hatta kan alındığı anlarda jandarmanın da orada olduğunu iddia etti. Enes'in uyuşturucu kullandığı iddialarına da yalanlayan Baran Güran hayatı boyunca sigara bile kullanmadığını zaten yapılan testlerde de bunun ortaya çıktığını ileri sürdü. Ne alkol ne de uyuşturucu hiçbir şey hiçbiri çıkmadı dedi. Ağabey Baran Güran Enes'in kolundaki ısırığı da gözündeki morluğu da açıkladı. Narine duyduğu üzüntü nedeniyle kendisine zarar vermesinden kaynaklandı dedi. Cinayetin baş şüphelisi Amca Salim Güran olsa da Baran Güran'a göre amca değil. Baş şüpheli soruşturma kapsamında tutuklu bulunan itirafçı dikkat Nevzat Bahtiyar'dı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de hayatını kaybettiği anlaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın Hayattan koparılmasıyla ilgili bunun arkasındaki failler henüz netlik kazanmadı. Nari'nin ölümünde yer aldığı iddia edilen anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar için çocuğa karşı kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış. Müebbet hapis cezası talep ediliyor. Tutuklu sanıklar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi, iddianameyi Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu duruşma 7 Kasım'da gerçekleştirilecek duruşma 7 Kasım'da gerçekleştirilecek diyoruz tekrar ve haberler geldikçe sizlerle an be an paylaşmaya devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın hoşça kalın sevgiyle kalın.